Al işte yine okul saati geldi. Yani bugünkü hedefim okula dayak yemeden girmek. Her gün bütün kitapları okula götürüp getiriyorum öğretmenlerden dayak yememek için. Bugün okula saklanarak gireceğim. Alalım çantayı. Arkadan dolaşarak gideceğim okula. Okulun ön tarafında kesin beni bekliyorlardır dövmek için. Bakalım. Aha! Mahmut amca ben 5 tane hamburger alacağım. Arkadaşıma da 5 tane hamburger. Tamamdır, beni görmeden arkaya geçeceğim. Bugün beni dövemeyeceksiniz, yakalayamayacaksınız. Onu bizim dayağımızı yemeden nereye gidiyorsun lan sen de Mahmut? Sen önce bizim dayağımızı yedin mi ki okula girmeye çalışıyorsun? Ama siz daha az önce kantinin oradaydınız. Ama bak şimdi biz seni dövmesek sonra derslere odaklanamayız. Bunu siz istediniz, beni karate yapmak zorunda bırakmayın. Karate mi? Evet. Dur sana la. Bize karate yapacağım demeyecektin. Bir daha bizim dayağımızı yemeden okula girmeye çalışma. Tamam olur. Kerizler ağzımı yüzümü kırdılar. Öğretmen. Yanlış bir şey yaparsam beni kesin döver. Kapısını en iyisi ben açayım. Öğretmenim siz zahmet etmeyin, ben de kapınızı açarım. Sen bana kapıyı bile açamayan beceriksiz mi demek istiyorsun? Şey öğretmenim, özür dilerim. O zaman kapıyı geri örtüyüm. Yani öğretmeninin kapısını açmamaya utanmıyor musun? Öğretmenim sizin kafanızı yani şey dövün, siz de kurtulun ben de kurtuluyum. Zaten döveceğim la. Yavaş vurun bari. Elimin ayarı yok la, dur. O ne? Öğretmenim ben de size yardım edeyim isterseniz hemen. Olur lan Mahmut, tek başıma. Bak çok yoruldum sabah sabah. Vurmasanıza. Bu kadar fazla kitapla derse girersem öğretmen bu sefer de çok kitap getirmişsin diye döver. En iyisi bunların birazını dolabıma koyacağım. Benim dolabım buydu. Nasıl kırdım lan dolabını vallahi la. Dolabımı niye kırdın lan şimdi? Kitapları ben nereye koyacağım? Üleyim lan ben istediğin yere koy. Vallahi çok komik lan. Bu ne gürültü? Şey öğretmenim, arkadaş benim. Şey öğretmenim, bu arkadaş dolabını kırdı. Dedi ki kamuoyuna zarar vermek benim vatani görevim dedi. Bir de bunu dedi. Şey ne zaman dedim la? Demek dedi bu mu dedi? Öğretmenim ben kırmamıştım, yalan söylüyor. Ders başladı, iki kelime bir şey öğrenelim bari. Evet, geçen gün yaptığımız sınavın sonuçlarını açıklayacağım çocuklar. Oturalım. En çalışkan öğrencim Mahmut. Senin sonucun 30. Ne? 30 mu? Şey senin baban zengin değil mi? Şey Mahmut. Öğretmenim ne olur bir puan verin la. Bir puan mı? Hiç merak etme Mahmut, tabii ki ver. Sen notunu 85 yaptın, babana selam söyle. Diğer Mahmut. Sen de 20 almışsın lan. Niye böyle çok çalıştınız oğlum? Size de, sana da 90 veriyorum. Bunlar ne biçim notlar la? Bakalım şu kerisi kaç aldıydı? Sen nasıl 99 aldın la? 99 mu almışım? Kesin kopya çektim Mahmut'tan mı baktın yoksa? Öğretmenim kafanızı ben daha yüksek almışsın. Nasıl kopya çekeyim ondan? Şey öğretmenim, bana da bir puan verir misin? 100 olsun. Öyle mi? Tamam tamam veriyorum o zaman. Sana 30 verdim. Puan ver dedim. Puan al demedim la. Kopya çektiğin için tahtada tek ayak üstünde bekleyeceksin. Hem 99 alıyorum hem de tek ayak üstünde bekliyorum. Bu ne biçim iş? Mahmut bak şimdi, öğretmenin kafasına silgi atacağım bir daha. Atıyorum bak şimdi. Atalım. Burada kafama silgi mi attın sen? Silgi şuradan geldi, sizin pusulanızı yani şey. Tembel geç yerine, sen ağzını yüzüne kıracağım. Gidişle yine sınıfta kalacağım. Ne oluyor da? Benim bu yarışmaya katılmam gerekiyor. Yani zaten ben okulda çok popülerim, biliyor musun Mahmut? Yarışma mı? Ne yarışması vermiş acaba? Ben de bakabilir miyim? Ödüllü şarkı yarışması. Bir kere şarkı söyleyecek olsam ben söyleyeyim. Ben okulda 15 kişi var sınıfta. Ben çok popülerim orada. Acaba bu yarışmada ben 3. olabilir miyim? Hamburger yerim. Ben de dünyaca ünlü bir rap yıldızı olmak istiyordum. Dünyaca ünlü rap yıldızı olacak olsam ben olurum la. Şimdiki dersimiz bilim ve teknoloji. Yani sonunda şu okuldan güzel şeyler öğrenebileceğim. Bu şarkı yarışmasına da katılıp hamburgeri ben kazanacağım. Bilim ve teknoloji öğretmeni geliyor. Nasıl birisi acaba? Merhaba çocuklar, ben yeni bilim ve teknoloji öğretmeniniz Mahmut. Bilim ve teknoloji mi? Tahtaya bakalım, iyi ki akıllı tahta değil. Ben onları kullanmayı beceremiyorum da, bilgisayar falan, yani ben bilmem öyle şeyleri. Bilim ve teknoloji öğretmeni mi? Taş devri öğretmeni mi? Bu ne? Sen onu bana mı dedin? Buna bana mı dedi bu? Şey öğretmenim, çok güzel şaka yaptın değil mi? Dur sana la. Bir daha bana şaka yapma. Bu arada çocuklar, resim müzik gibi saçma sapan derslere de ben gireceğim. Onun öğretmen olmadığı için ben gireyim. Orada da top falan oynar, işte koştururuk. Şu tahtayı birisi silsin.
Bilim ve teknoloji öğretmenine bak. Mahmut yani var ya çok yılan bir şey olmuş ya. Foster çok iyi la. Sen kazanacaksın kesin. Mama hadi tuvalete gideceğim. Gel la gidelim. Ne posteri? Oo! Şuna bakın. Kendine poster yaptırmış. Yarışma konferans salonundaydı. Oraya gidiyorum. Yarışma buradaydı galiba. Oo! Boş koltuk var mı? Şuraya oturuyor. Sevgili öğrenciler ve veliler, şarkı yarışmasına hoş geldiniz. Yarışmanın birincisini okulumuzun müzik öğretmeni ve sizler belirleyeceksiniz. Yarışmacılar sırayla sahneye gelmeye başlayacak. İyi dinlemeler. Yarışma başlıyor yani, şu anda çok heyecanlandım. Kim çıkacak önce? Öğretmen baba, beni seçmezsen babama söylerim, ağzını yüzünü de çıkışta kırarık. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi de yeni yapmış olduğum şarkım Kahrettim'i söyleyeceğim. Bu çocuğa çok aşığım ya. O zaman şimdi hazırsanız ben söylemeye başlıyorum. Şimdi bir haftadır ben sınav için vesikalık çekinecektim 12 tane. Sonra fotoğrafçı dedi ki gülümse, sen canım lan gülümse, mikrofonla test tabii ki olur mu? Ben sözleri unuttum lan, şey neydi? Ondan sonra sınava vesikalık çekinemediğim için giremedim. Ondan sonra bir baktım sınav sonucu 470 gelmiş. O nasıl olur dedim, bir de dans edeceğim şimdi. 470 gelince dedim ki babam sağ olsun dedim, beni özel üniversiteye gönderecek nasıl olsa. Zaten ben derslere falan da çalışmıyorum. Hoca torpille babam biliyorum. Dansı görüyor musunuz? Şunda hareketlere iyi bakın. Ondan sonra ben kahrettim yani kendimi. Babam yeni araba almadığı için bir de telefon falan istiyor her gün. Yeni bir dünya yıldızı doğuyor. Aferin oğlum. Sevdiğim öğrencim, görüyorsunuz değil mi? Herkese beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürük. Bu ne biçim şarkı lan? Şimdi sıradaki yarışmacı da. Şimdi benim şarkımın adı Sessizlik. Dans ederek böyle susacağım, dans edeceğim. Şimdi sırada zaten kazanamayacak bir yarışmacı var. Hiç katılmasına bile gerek yoktu. Gerisinin önüne gideni. Benden bahsediyorlar. Hemen çıkıyorum sahneye. Çıkalım. Merhaba. Kes şarkını söylemeye başla. Bu şarkı söylemeyi nereden bilir la? Bugün okula gizlice girmeye çalışırken arkada beni bekliyordu iki tane keriz. Mahmut bizden bahsediyor la. Sınavdan 99 aldı baba. Öğretmen onu indirdi 30'a. Bu iki keriz sanıyor kendilerini bir şey, babalarının fabrikası olması, öğretmen onları dövecek. Her gün bekliyorum bu dersin sonu ne zaman gelecek. Otobüs param yok, okula her gün geliyorum yürüyerek, her ders diyorum, öğretmen beni ne zaman dövecek. Öğretmenin kafasında galiba beyin yok, babamın parası olsaydı beni severdi çok. Orası bak doğru, doğru severdim. Öğretmen ve bu ikisi galiba karaktersiz, öğretmen tahtaya adalet yazıp üstünü çizdir. Galiba ben bu çocuğa da aşık olmaya başladım. Yeni öğretmen bilmiyor bilgisayar bile kullanmayı. Bakanlık nasıl yaptı acaba bu atamayı? Öğretmen her teneffüs arasında öğrencilerle okulun arkasında içiyor sigara. İşte böyle bir okulda benim hayatım -10 numara. Benim rap şarkım bu kadardı, teşekkürler. Ben bu çocuğa aşık oldum ya. Sizin vermiş olduğunuz oylar ve benim seçimlerimde şimdi yarışmanın sonuçları açıklanıyor. Sonuçlar açıklanıyor bakalım. Bu nasıl olur? Yok şimdi ne oldu, ben onu anlamadım. En yüksek oyu ben almışım. Ben şimdi birinci mi oldum? Birinciyi sahneye alıyoruz. Beni kandırmıyorsunuz değil mi? Ben birinci oldum. Evet, sen birinci oldun. Yani şimdi arabayı ben mi kazandım? Yarışmada ben birinci oldum. Hala inanamıyorum şu yarışmada benim birinci olduğuma. Ne olursa bir tane fotoğraf çekinelim. Kızlar birine benzettin kız galiba. Benle mi? Hala inanamıyorum. Bu yapmış olduğum rap şarkısı internette izlenme rekoru kırdı. Bir sürü para falan geldi. Yani müzik şirketleri bir sürü para verdi. Yeni rap şarkıları kaydedeceğim. Kim geldi? Canım oğlum, beni hatırladın mı? Seni mi? Sen kimsin la? Hani yıllar önce sen Allah belanı versin deyip terk eden giden baban. Baba mı? Hatırlamaz olur muyum lan, şu namussuz ciğeri beş para etmez adam sen misin? Ayşe o iyi hatırladın, o benim işte. Duyduğuma göre dünya çapında rapçi olmuşsun oğlum, zengin olmuşsun. Yani bana mümkünse şöyle 5000 dolar verir misin? Çok güzel bir tüy aldım, Manchester'a basacağım. Manchester'a mı? Kesin mi? Tamam o zaman. Bunlar yeter mi? Sana kesin diyorum lan, bir paranı 5'e katlayacağım. Evet, bugün okulda yapılan şarkı yarışmasında birinci oldum ve ünlendim. Rap şarkılarım sayesinde zengin oldum. Okuldaki kerizlere ve öğretmene daha çok diss atmamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer New Jersey'deki konserimde o suçlu başkanı arkamda dansöz gibi oynatmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.